Bizim milletimizin psikolojisi bozuldu. Ne yaptığını bildiği yok. Atatürk bile beni Türk hekimlerine emanet edin demiş. Pandemi döneminde çok zor şartlarda çalıştılar. 15 saat nöbet, 20 saat nöbet tutanlar oldu. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bugün meclise Türkiye'deki sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle alakalı yeni bir yargı paketinin sunulması bekleniliyor. Bizler de vatandaşlara bununla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bence doğru bir karar. Çünkü ben de sağlık çalışanı olarak çalıştım yakın zamanda. Onların neler çektiğini ben çok iyi biliyorum. Yani başları sıkıştığında sağlık sektörüne hemen kolayca gidebiliyorlar. İstediklerini yaptırabiliyorlar. İğnesi, ilacı, her şeyi. Ama olumsuz bir şey yaşandığında da bunun karşılığı şiddet olmamalı. Yani bu konuda gerçekten caydırıcı şeyler yapılmalı. Onların hak ettiği çok şeyler var çünkü. Nöbetleri var, gece nöbetleri. Yani herkes sıcak yatağında yatarken onlar koşturup doğum olur, apandisit olur. Ben ameliyathanede çalıştım. Neler çektiğimi bizzat biliyorum. Doktorların, hemşirelerin. Bir de doktorlar dışında hemşirelerin de maaşlarının özellikle iyileştirilmesi. Özellikle özel sektörde. Yani aynı çabayı, aynı emeği normal kamuda çalışanlar kadar belki de fazlasıyla yapmalarına rağmen ücret olarak karşılığını alamıyorlar. Bu konuda gerçekten sıkıntılılar. Ya şimdi sağlığa şiddet niye ortaya çıkıyor? Bir kere onun sorgulanması lazım. Bu vatandaş niçin böyle doktorlara saldırmayı, hemşirelere saldırmayı kendinde hak görüyor? Bunun iyice irdelenmesi gerekiyor. Sağlığa şiddetle bir şiddetteki cezaların artırılması, aynı zamanda bu kadınlara karşı, hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezalandırılmanın artırılması gerekir. Yani insana zarar veren kişilerin elini kolunu sallayarak dolaşması hiçbir şekilde doğru değil. Yani ben kendim de doktorum. İnsanlara empati yapıyoruz. Acile geldikleri zaman dertleriyle ilgileniyoruz ama vatandaşta doktora karşı bir önyargı var. Yani doktor yanında olmadığı zaman zannediyor ki doktor sağda solda çay içiyor. Mesela ben ameliyattayken acile gelen vatandaş diyor ki nerede bu doktor? Eğer ben çocuğuma bir şey olursa veyahut da yakınıma bir şey olursa doktordan bunun hesabını sorarım diyor. Orada doktorun ameliyatta olacağını veyahut da başka bir yerde olacağını düşünmüyor. Vatandaşlardan benim beklentim şu, eğer doktor istedikleri zaman yanlarında değilse bir, sayı olarak yetersizlik var, iki de mutlaka başka bir yerde başka bir şey yapıyordur. Artım istiyorum çünkü onlar bizim için, benim çocuğum kemik iliği nakli olmuştu, hastaydı. Önce Allah'a sonra doktorlarımıza ve hemşirelerimize. İnan ki Erciyes Tıp Fakültesi'nde özellikle Mehmet Akif, Özdemir hocamın tıp bayramını ve bütün hepsini de kutluyorum. Yani bizim için bulunmaz bir nimet ya şu memleketimizdeki doktor. Çünkü dışarıdan gelenleri görüyorum. O insanlar bizim için çabalıyorlar. Neden sen ona şiddet uyguluyorsun? Allah verdiği hocanın ne yapabilir o? Benim oğluma %30 şansına beni nakil aldılar çocuğumu. Ben kalkaydım hadi bir şey olsaydı o çocuğuma. Adamları mı döveydim şeydeydim, şiddet uygulayaydım. Ben ondan yana hiç sevmiyorum bu olayları. Haberlerde de izliyorum. Yani şahsen gördüğüm de oldu. Hastanelerde de çünkü çok ben çocuğum bir yaşından 10 yaşına kadar ben hastanedeyim. Sürekli haftanın diyeyim ki 3 gün oradaydım. Görüyordum da. Vay hemşireye şu şöyle, vay bekledik, vay sırada, vay bilmem bir şey veyahut işte şu şöyle. Benim çocuğuma mesela o şeyinde tutunamadık. Tutunamadığında ilaç başladılar çocuğa. Bildim, hissettim ben. Ama ne yapabileceğim? Adamların işi. Allah binlerce hepsinden razı olsun, hepsinden memnunum. Adaletle adaletsizlik bu. Başka bir şey değil yani. Ya şu anda olur mu bir Cumhurbaşkanımız dışarı gidin diyebilir mi ya? Böyle bir şey var mı? Rahmetli Atatürk bile beni Türk hekimlerine emanet edin demiş. Ama biz ne yapıyoruz? Türk hekimlerine istediğiniz yere gidin. Ne yapalım şimdi? Suriyeli mi dolduralım ya? Suriyeli doktor gelecek. Sonra yeni mezun olmuş pratisyenler atanacak, onları atarım diyor. Ama bunun bu şekilde olmadığını herkes biliyor. Mesela Cumhurbaşkanımız bunu nasıl söylüyor, o da ayrı bir konu. Var mesela bizim doktor yakınlarımız da var. Bir anda oradan üniversiteden mezun olduktan sonra hemen bir taraflara atanmadılar. Bir sürü profesörlerin yanında durdular. Ameliyatlara, operasyonlara girdiler.
Öyle yetiştiler yani. Ama ücretlerinden tarafa, şiddetten tarafa. Öncelikle insanlara hizmet eden insanların efendisidir buyuruyor Hadis-i Şerif. Sağlık çalışanları görevlerini yapıyorlar. Fakat o hastaneye geldiğimiz anda, hani acile ya da vesaire başka yere, o ruh haliyle işte benim hastamdan yola çıkaraktan neden yapılmadı, niye tam tedavisi yapılmadı gibi farklı eylemlerde bulunuyor o anki ruh haliyle. Fakat oradaki, ben şuna inanıyorum, çalışan hastane personeli işinin en iyisini yapıyor. Yani o vatandaşın şu eksikti, şunu neden yapmadınız demesine çok gerek yok diye düşünüyorum. Tabii kamu personeline saygı duyulması lazım. Orada doktorlarımız, sağlıkçılarımız çok zor görev yapıyorlar. Hele pandemi döneminde çok zor şartlarda çalıştılar. 15 saat nöbet, 20 saat nöbet tutanlar oldu. Ailesine gidemeyenler oldu. Tabii bu saygısızca davrananların cezasını kanunda yeri neyse ona göre verilmesi lazım. Bir takım elbise giymeyle, efendime söyleyeyim, hakime, savcıya saygı göstermesiyle bu olmaz. Esas çalışana saygı göstermesi lazım. Katılıyorum. Vallahi ben doğru düşünüyorum. Ceza ne kadar artarsa o kadar şey azalır. Şiddet azalır. Ben başka diyecek bir şey yok inşallah. Peki ya sağlık çalışanları sizce neden şiddet uygulanıyor olabilir? Vallahi bizim millet, bizim psikolojisi bozuldu. Ne yaptığını bildiği yok. İnan en ufak bir şeye ya silah çakıyor ya birbirine bıçaklayıp öldürüyor ya. Bu kadar psikolojisi bozuk bir millet olur mu?